Antalya'nın Manavgat ve Akseki ilçelerindeki yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor. Manavgat'ın farklı noktalarında öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan orman yangınına gece boyunca karadan müdahale devam etti. Akseki ilçesinde ise gece yarısı başlayıp büyüyerek Manavgat ilçesine sıçrayan orman yangınına da müdahale ediliyor. Her iki yangına sabah saatlerinden itibaren havadan da müdahale başladı. 28-29 Temmuz tarihlerinde 13 ilimizde toplam 41 orman yangına meydana gelmiştir. Bunların 31 tanesi kontrol altında, 10 yangında kontrol altına alma çalışmaları devam etmekte. Helikopterle bölgede inceleme yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından yangında yaşlı bir çiftin hayatını kaybettiğini duyurdu. Akseki ilçesindeki yangında Kepezbeleni Mahallesi Muhtarı Hasan Ali Yüksel de dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Yangın bölgelerindeki vatandaşlarımıza tekrar sesleniyorum. Uyarıları mutlaka mutlaka dikkat alın. Uyarıları boşa yapmıyoruz. Ee... Elbette malımız önemli ama hiçbir şey canımızdan daha önemli değil. Öte yandan Mersin'in Silifke ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın da kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatılan Mersin-Antalya Karayolu, ekiplerin müdahale ettiği alevlerin bu mevkide etkisini azaltmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Bolsak'taki kamp alanları ve iki mahalledeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangın nedeniyle bazı evlerin tedbir amaçlı boşaltıldığı Osmaniye'de de orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Merkeze bağlı Sarpın Ağzı köyündeki ormanlık alanda başlayan yangına müdahale etmek için bölgeye çok sayıda arazöz, su tankı ve orman işçisi sevk edildi. Yangınları kontrol altına almak için 3 uçak, 29 helikopter, 458 arazöz ve 1832 personel bu alanda görev yapmaktadır. Havanın kararmasıyla Havadan müdahale edilemeyen yangını karadan kontrol altına alma çalışmaları da sürüyor. Yangın nedeniyle Sarp'ın Ağzı köyündeki bazı evler de tedbir amaçlı boşaltıldı. Diğer taraftan Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda da yangın çıktı. Amutalan mahallesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.